Şimdi bugün çemberde yarım kalan bir konumuzun devamını getireceğiz. Bu konumuz da neydi? İşte diyelim ki artık dairenin çevresi ya da çemberin çevresi de diyebiliriz ve alanı. Şimdi burada bizim mevzumuz da şu. Elimizde bir daire var diyelim ki, ya da içini doldurduk tabii ki, bir çember olduğunu varsayın. Şimdi merkezimiz burası. Biz diyoruz ki merkez şurası olsun. Bunun yarıçapı eğer R ise, çevre neydi? 2 pi R. Bu bizim çevre. Buradan bir tane de şöyle bir yarıçap daha aldım. Şurası alfa derece olsun. Şurası AB olsun. AB yayının uzunluğu sorulursa. Şimdi biz biliyoruz ki toplam yay uzunluğu merkezde kaç dereceye karşılık geliyor? Şöyle baktığımız zaman 360 dereceye. Derece cinsinden yazacağımızı varsaydığımız zaman. Diyoruz ki o zaman alfayı da derece cinsinden aldığımızı düşünün. O zaman yay uzunluğu şudur. Toplam 2 pi r tüm çevreye karşılık geliyor. Her bir derece 360 derece çarpı alfa derece olur. Alfa radyansa. O zaman alfayı radyan olarak verdikleri durumda şunu söyleyebiliriz. Deriz ki AB yayının uzunluğu eşittir 2 pi r bölü 2 pi radyan olarak yazdığım için çarpı alfa olur. Buradan da cevap alfa r olmuş olur. Mesela burada şunu söyleyebiliriz, hani daha basit, bu ne işim? Yani bu ikisinin farkı ne? Ne işimize yarar gibi düşünün. Şimdi o da şu tip bazı sorularda karşımıza geliyor. Şimdi adam bunu veriyor. Yarı çapa da demiş ki 3. Buradaki açıya da pi bölü 6 dedi. Şimdi biz genelde ne yapıyoruz? Pi bölü 6'yı verdi. Bunu 30'a çevirip yapmak yerine şu yayın uzunluğuna direkt pi bölü 6 çarpı 3 diyebiliriz. O da pi bölü 2 olmuş olur. Uzunluğu bu şekilde bulmamız mümkün. Şimdi çevre olayı bu. Şimdi biz aynısını bir de çevreyi bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Yay uzunluğunu bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Şimdi yine bir de dairenin alanını hesaplamaya çalışalım. Burası R olsun. Şimdi dairenin alanı nasıl hesaplandığı, neden bunlar olduğunu dersimize ispatıyla ilgilenmiyorum açıkçası. Neydi dairenin? Pi R kare. Bu da dairenin alanıydı. Şimdi yine buradan bir alfa derece aldım. Şuradaki dilim alanı soruyoruz. O zaman alan, yani bir dilim alandan bahsedelim şurada. Dilim alan neye eşit? Pi r kare toplam 360 dereceye karşılık geliyor çarpı alfa derece. Yine alfa radyan olarak verilirse. O zaman ne olur dilim alan? Yine pi r kare bölü 2 pi çarpı alfa radyanı olacaktır. Buradan da r kare alfa bölü 2 bize dilim alanı vermiş olur alfa radyansa. Bu şekilde hesaplamamız mümkün. Şimdi bunlarla alakalı örnek çözelimiz. Birinci sorumuz karşımızda. Diyor ki verilenler şekilde işte AB, CD, şey BD, AC çaplı çemberler verilmiş. Bize bunları vermişler. Buna göre yay uzunlukları bir tane 9, bir tane 12, bir tane de 13 var. Şimdi biz bu çevre 2 pi r1 desem 18 olmayacak mı? Yarısı eğer çaplı dediği için. O zaman da buradan da biz hemen r'nin kaç olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki r ne olacaktır? r1 eşittir 9 bölü pi olacaktır. 9 bölü pi burası, 9 bölü pi burası olmuş oldu. Gelelim diğerine. Şimdi buradaki için 2 pi r 2 eşittir 13 olması gerekiyor. Şey 13 diyoruz. 26 olması gerekir.
Buradan da R2 eşittir. 13 bölü pi yapar. Şimdi bir saniye. Şimdi 13 bölü pi yapacaksa çap ne olması lazım o zaman? 26 bölü pi. Şimdi şu bölüme kadar geleceğimizde burası 18'di. 26 olması lazım. O zaman burası da 8 bölü pi olmuş oldu. Buranın ikine gelecek olursak burası da 2 pi R3 diyelim. 24. Buradan da R3 eşittir. 12 bölü pi yapar. 12 bölü pi ise çap 24 olması lazım. 24 bölü pi. 18'i buradaysa 16 bölü pi de burası. O zaman bunun yarı çapı da 8 bölü pi olması lazım. 2 pi r eşittir. 2x'i verecek. Buna da r4 diyelim. 2 pi çarpı 8 bölü pi dersek 2x'den pi'ler gitti. 2'ler gitti. X eşittir. 8 bulunmuş olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu da çok klasik sorulan bir soru. Diyor ki O merkezli 6 cm yarıçaplı çember C noktasında teğettir. Ve ok yönünde döndürülerek iki tur sonunda AB duvarına çarpıyor. Yani şöyle düşünün. Geliyor bu duvara çarpıyor. Kaç tur dönüyor? 2 tur. Demek ki bu noktayla bu nokta arası 2 tur. 2 pi r, o da 12 pi yapar. Demek ki bu uzunluk 24 pi. Şimdi AB duvarına çarpıyor. Buna göre BC uzunluğu diyor ya. Şuradan şuraya geldiğim zaman şu uzunluk da var bakın. Bu uzunluk da 6 ise cevap 24 pi artı 6 olmuş olur. Gelelim bir başka sorumuza. O1, O2 eş çemberler verilmiş. Şurada bakın devamlarını çizecek olursak. O merkezli büyük çemberde verilmiş. Şimdi şuradan şöyle devam ettiğimiz merkezleri birleştirdiğimizde teğet olduğu yerden geçer diyoruz her zaman. Bunu da çizdik şöyle. Yarım yarım. Çemberlerin doğrusal olduğunu da söylemiş zaten. Çemberlerin, büyük çemberin yarı çapı 8. O zaman burası 4, 4, 4, 4 olur. Şeklin çevresi. Çevre için bana şurası lazım. Şurası da lazım. Yani tam bir çevre lazım. 2 pi r 1 diyelim şununkine. O da 2 pi çarpı 4'ten 8 pi. Kırmızılar 8 pi oldu. Şimdi çevreyi söyleyebilmem için şu taralı bölgenin çevresi bir de burası var. Bu da büyüğün yarısı. 2 pi r 2 bölü 2 dersem buraya da. Pi r 2 yapar. R'si de bunun 8. Buradan da 8 pi de bu gelmiş olur. Cevabımız 16 pi olmuş oluyor. Bir başka soru. Bu da rutin bir sorudur. Yani hep karşımıza gelebilen bir soru. Şimdi normalde işte ne vermiş? Dik üçgenin köşelerine 1 cm yarıçapla 3 tane makara sabitlenmiş. AB uzunluğu 6. Şurası 6. AC uzunluğu 8. Biz biliyoruz ki burası da 10. Tabii uzunluklar. Buna göre makarna etrafına sarılan ipin gergin durumdaki ipin uzunluğu. Şimdi şöyle diyeyim size. Şuradan şu tam değdiği ilk nokta. Buradan bunun değdiği tam ilk noktayı düşünün. Yine buradan değdiği ilk nokta. Buradan değdiği ilk noktayı varsayıyorum. Yine buradan değdiği ilk nokta. Buradan değdiği ilk nokta. Şimdi bakın. Şu hani makaralara değen, birebir temas eden yaylara bakalım. Sadece onlara odaklanalım. Şunlar değil mi? Tahmini. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapalım. Şimdi şu adam ve bu adam eğer birleşseler, bakın tam bir çember yapar. Demek ki biz şurada bunu söyleyebiliriz. Eğer böyle bir durumda şu üç parçanın toplamı aslında bir yay uzun, bir çemberin çevresini veriyor. Yarıçap ne demişti? 1. O zaman 2 pi r'den 2 pi'dir mavi bölümler. Şuradaki mavi iplerin uzunluğu. Burası 2 pi.
Bize tabii ki makaradaki ipin komple uzunluğu. Makaradaki ip de bir şurası var mı? Bir de şurası var. Ve burası var. Dikkat edecek olursanız 6, 8 ve 10. Yani şurası 10, burası 6, burası da 8 santimetre olmuş olur ki 24 santimetre de burada var. Demek ki ipin uzunluğu 24 artı 2 pi diyebiliriz. Bir başka soru. Yine karşımıza her zaman gelebilecek soru modellerinden birisi. Şöyle alayım ben bunu. Ne diyor sorumuz? Bir karemiz var. A köşesinden bağlı. AP ipini vermişler. Gergin bir ip. Ve P noktasının aldığı yolun uzunluğu kaç? Gergin bir şekilde. Şimdi siz bunu, şimdi şurası 4. İlk sarmaya başladığınızda çok güzel çizdim. Şöyle bir mesafeyi alacak mı? İdare edeceğiz bunu. Burada o zaman şurası 8 oldu. Şimdi burası çeyrek yay uzunluğu değil mi? 2 pi r bölü 4. R kaç burada? 12. O zaman 24 pi bölü 4'ten 6 pi burada var. Bir bu. Devam ediyorum. Şimdi ipimiz burada. Şurası 8. Bunu devam ettirdiğimde bu defa da şöyle olmuş olacak. Tabii ki bu aynı devam etmiyor. Çember parçası değil bakın. Hani bu çemberin devamıymış gibi düşünmemek lazım. Çünkü aynı merkezden gelmiyorlar. Yarı çapları da farklı. Şimdi yine bir çeyrek yarıçapı 4 olan yay uzunluğu 2 pi r bölü 4'ten bu defa da ne olur? R'si 8 olduğu için 16 pi bölü 4'ten 4 pi de bu yayın uzunluğu oldu. Bitmedi, devam ediyor. Şimdi sonra 4, burası da 4. O zaman ne olur ip? Şimdi 4, 4 ise siz şimdi ipi devam ettirdiğinizde merkeziniz buysa buradan tam buraya gelir bak. Yine bir tane daha geldi. Yine çeyrek 2 pi r bölü 4'ten r bu defa 4 8 pi bölü 4'ten bu defa da 2 pi olmuş olur ki 10 yayın uzunluğu 12 pi bulunmuş olacaktır. Gelelim başka bir soruya. Şimdi şu çizimi genelde çoğu kaynakta görebileceğimiz bir çizim. Israrla kullanılan bir çizimdir. Şimdi kare verilmiş, AB ve B merke A ve B merkezli çeyrek çemberler vermişler. Burası 1. Şimdi A merkezli de burası 1. Burası 1 ise şu uzunluk da 1 değil. Şimdi gelelim diğerine. Şimdi B merkezli de burası 1. Burası 1. O zaman şurası da 1 değil mi? Bu bir eşkenar üçgen. O zaman 60, 60, 60. Şimdi çevreyi sordukları için şurasını mesela bulacak olsak, burası yarıçapı 1 olan 60 derecelik yay uzunluğu değil mi? 2 pi r bölü 360 çarpı 60'tan. Buradan şunları sadeleştirdim. 6 hatta neyse 2 pi çarpı r de 1'di bölü 6'dan pi bölü 3 oldu. Bu pi bölü 3 uzunluğu. Benzer şekilde 60 aynısı olacaktır. Bu da pi bölü 3. Burası da 1 ise çevrenin taralı bölgenin çevresi demişler. 2 pi bölü 3 artı 1 bulmuş oluruz. Gelelim bir başka soruya. Şekilde bir kenarı 6 birim olan kare A ve C merkezli iki daire dilimi oluşturulmuş. Bakın şurada A merkezli daire dilimi, bir de C merkezli daire dilimi var. Aslında ikisinin yarıçapı da aynı. Taralı alan. Normalde taralı alan önce karenin alanı ne? 36. Şimdi bununla bu aynı değil mi? Bir tanesini bulsak 2 ile çarpsak oluyor. Pi r kare bölü 360 çarpı 30. Sadeleştirdik. Yani buradan da ne kaldı? 12 kaldı. Pi çarpı r neydi? 6'dan 36 bölü 12'den 3 pi çıktı. Burası 3 piymiş.
Burası da 3000. O zaman taral alan 36 eksi 6 pi bulunmuş olur. Bir başka soru modelimize geçelim. Diyor ki şekilde O merkezli dairenin içine bir kenara 6 olan kare yerleştirilmiş. Şimdi karede en çok yaptığımız şeylerden birisi şunu birleştirdim. Bu bir köşegen. O zaman burası 45 derece. Şimdi şurası kaç derece oldu? Bakın 120. Şimdi ben şu alanı bulabilirim. Burası 6. 6 kök 2 yarıçap. Pi r kare bölü 360 çarpı 120'den pi çarpı r neydi? 6 kök 2 36 çarpı 2 bölü 3'ten de 24 pi çıkar. Taral alan. Şimdi tabii ki taral alan derken benim taradığım alan. Şu alanı çıkartmam lazım. Burası bir üçgen alanından 6 çarpı 6 bölü 2'den 18'de buranın alanı olmuş olur. O zaman bize istediği sarı alan ne olur? 24 pi eksi 18 bulunmuş olacaktır. Şimdi geldik buraya. Burada bir şey anlatacağız. Hani ezbere yapmayalım diye.